Allah'ım ya Rabbim, bu ne ya? En iğrenç ses ya. Neyle çıkarız? Acaba ne oynayacağız? Gelen 3 adayı mı oynayacağız? Ne yapacağız? Evet hanımlar, bu sesle gelince heyecanlı günlerden bir tanesi oluyor. Geçen hafta Perşembe'ydi, ne yaptık? Allah. Hatırlamak istemediğimiz gitti. Bir gündü. Gamze Göktürk gitti ve biz de gidecek isimler arasındaydık. Didem, ben ve Mehtap. Evet. Ben bu sesi duyduğum an zaten yine şimdi bugün bir şey söyleyeceğim. Sizin evden biri gitmeyecek. Ama karşı evden gidebilir. Aman... Bize ne şekilde yani var. O da bir oylama evet, mı? Birinin olursa. İlişkide olduğu, başka birinin ilişkide olmak üzere olduğu. Bunu siz belirleyeceksiniz. Gidecek olur. Ama ondan önce yapmanız gereken başka bir oylama var. Her an herkes, nasıl geçen hafta ilişkisi olan insanlar da kurayla seçildi ve gitme ihtimalini ve korkusunu yaşadı. Sen vardın, evet. Didem vardı, Gamze vardı. Bir de kim vardı? Kimdi o? Gitme korkusunu ben yaşayan Didem'le bendik. Mehtap vardı. Sonuçta herkes üzüldü ve bu vardı. Evet, geçen hafta Perşembe, bugün Çarşamba. Şimdi erkekler evinde aynı korku olabilir. Evet. Bu size bağlı. Ama önce başka bir karar vermenizi isteyeceğim sizden. Bunu yapmaya mecbursunuz. Üstelik de yüz yüze yine. Hı. Hadi gelin yerimize geçelim. Üç tane misafir geldi gelin adaylarının evine. Nasıldı, iyi geçti mi? Memnun güzel. Kaldınız mı? Güzel sonuncusu miydi? Sonuncusu hariç gayet güzel. Sonuncusu hariç. Peki. Şimdi onları tekrar davet ediyorum efendim. Gürkan, Tolgan ve Barış gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sizi sağıma doğru alayım. Biraz da bana yakın durun lütfen. Hepsi vakit geçirdi bu evde. Sohbet ettiniz. Az çok tanıma fırsatı buldunuz. Az önceki uyarımı unutmayın. Erkekler evinden bir veya birkaç kişi eksilebilir. Bugün veya finalde. Yine sizin oylarınızla. Tıpkı geçen hafta Perşembe olduğu gibi. Belki şu an oy verip bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Birinin ilişki yaşadığı bir damat adayının veda etmesine neden olabilir. Ama bu kararı vermek zorundasınız. Hazır mısınız buna? Değiliz. Ama neyiz? Zorundayız. Zorundayız. Belki bugün ben gittikten sonra oylayacaksınız, bir damatı yollayacaksınız. Belki finalde, bilmiyorum. Ama bu beylerden bir tanesi sizlerin gözlerine baka baka yapacağınız, nedenini de tüm açıklığıyla söyleyeceğiniz oyunuz da bu evde kalacak. Düşündünüz mü? Taşındınız mı? Erkekler evinde kimin geleceğine mal olabileceğini de aklınızda bulundurun ve başlayalım. Evet Gamze. Üç damat adayı da geldi. En son kim girmişti eve? Barış. Tek Barış'tan hoşlanmadın. Evet. Niye? Hemen söyleyeyim nedenini. Gerçekten inanılmaz egoist ve kötü bir şekilde yaklaştı. Hani kırıcı bir şekilde değil, benimle ilgili bir yorum yaptı. İyi izlemiş beni. Kötü bir yorum yap... O kadar sert bir yorum yapmak... Ben bu arada ya. O kadar sert bir yorum yapmak yerine biraz daha... Biraz yakın gelir misin Barış? Tabii. Gürkan. O kadar sert yorum yapmak yerine biraz daha ılımlı bir şekilde kötü bir şey varsa beni uyarabilirdi. Çok saygısızdı, hoşuma gitmedi. Dikkatimi çekti çünkü senin adını verdi. Sonuncusu hariç iyidiler dedi. Peki, önce nedenini istiyorum. Sonra eve girmesini, tercih ettiğin damat adayının adını. Normalde Gürkan gerçekten saygılı, bize güzel bir şekilde her şeyi izah etti. Normalde Gürkan gerçekten bu eve girmesini istediğim adaylardan biri olabilirdi. Fakat ben Barış diyorum.
beni biliyorsunuz intikam. Allah Allah. Yapma Gamze. Yapma be. Gördün mü? Kusura bakma, kendi kaşındı kardeşim. Aynen. Koruyalım dedik ama kendi kaşındı. Kendi kaşındı. Aynen. Alakası bile yok. Burada herkes beni intikamcı der şimdi mi? Büyük aşklar demediniz. Büyük nefretlerden de doğabilir. Hayır, öyle bir şey yok. Ben bu kadar yani seviye buralarda tartışan biriyle asla bir ilişki yaşamam. Evet, sana yüksek geliyorum. Ama eve istiyorsun. Tamam, nedenini söyledim. Ha, yani adamı kovmak intikam almak değil. Adamı içeri sokmamak intikam almak değil, hayır, içeri almak intikam almak. Bir şey diyecektim. Hani bırakmıştı bu işleri. Hani kanatlı. Ha. Ah be, ah be. Gamze bitmiştir arkadaşlar bizim için. Kendi biz karşısında. Ne düşünüyoruz? Kendi yani var o ya. O ne yapıyor? Gamze'yi koruma ama tepkimizi gösteririz. Evet. Gamze'yi koruma. Tepkimizi gösteririz çocuğa. Gamze'yi korumam. Niye bu şekilde yaptın hesabını sorarız. Ama Gamze'yi korumam. Efendim, beyefendi buldu, kibar buldu, nazik buldu Gürkan yerine. Hiç hoşlanmadım, egoist buldum, kaba buldum dedi. Barış'ı eve alıyor Gamze, oyunu veriyor. Çünkü intikam almak istiyormuş. Evet, saygı duymak lazım diyorum. Ben de Barış'a ilk oyunu veriyorum. Aycan. Şimdi Seda'nın şu şekilde üçü de gerçekten çok efendi bir şekilde geldiler. Ama ben Gamze'nin okları genellikle Onur'la benim üstümde ya da diğerlerinin üstünde ya, biraz onun oklarını farklı bir yöne çekebilmesi için Barış diyorum. Vay be. Yani Gamze'nin olumsuz yaklaşımıyla iki oy aldı Barış eve girmesi yönünde. Enteresan. Yani bizim üstümüzden gitsin. Gelirse Barış'la uğraşsın diye mi? Evet, çünkü hem hoşlanıyor, hem söyleyemiyor, hem böyle nefretlik, intikam. Farklı bir şey algı yapmayın. Eğer hoşlanıyor olsaydım söylerdim benim burada ne kadar intikamcı olduğumu. En iyi sen bilirsin Aycan. Sırf intikam almak için de önemsemediğim birini niye eve almak istiyorsun? Dışarıda daha rahat intikam alırsın hem de. Daha rahat. Bir de ilk 15 dakikada ne kadar tanıdın? Benim isteğim bu. Peki, zaten özgür iradeydi. O hareketlere bak ya. Tutuldun ama. İçine sen kaçmışsın biraz. Tutuldun ama. Sen de mi? Şu an tutulmayan var mı aranda sen? Ben acayip uyuz oldum. Aynen. Sen ilişkisi olan bir isimsin. Tıpkı Aycan gibi. Belki Semih'in yerine mal olacak bu beylerden birinin girişi. Üstelik bugün bile olabilir. O yüzden oy vermem. Ya da yarın sabah. Ya da finalde. Ama mecbursun. Üçü de çok hani beyefendi insanlar. Kendisini güzel şekilde tanıttılar bize. Biraz daha ılımlı olan Gürkan demek istiyorum ben. Ilımlı olduğu için mi? Ya biraz daha kendisini daha iyi açıkladı, daha iyi ifade etti. Gürkan'ı mesela bu evde herhangi birini uygun görüyor musun? Görüyorum. Bütün bekar adayları. O derece uygun diyorsun. Çok uygun. Peki. Teşekkür ederim bu arada. Niye sen Gürkan demedin o zaman? Çünkü Gamze'ye gıcıklık. Derdi benim çünkü. Peki. Derdi benim arkadaşım. Devam edelim. Sen kimin adını vereceksin Esra'cığım? Sen bekar adaylardan birisin bu evde. Tamam, karşı evden biri gidebilir ama sonuçta senin için yeni bir kapı açılabilir. Ben... Önce nedenini söyleyeyim. Nedeni kendini çok güzel bir şekilde ifade etti. Sorduğumuz sorulara fazlasıyla yanıt verebildi. Düşüncelerini de güzel buldum, mantıklı buldum. O yüzden Gürkan diyorum. Teşekkür ederim. Evet, böylece efendim gelin adaylarımızın yarısı oy kullandı. İki kişi Gürkan, iki kişi Barış dedi. Devam edelim. Didem'le ilişkisi olan bir isim. Zor bir karar çünkü bu evin belli sayıda adaya ihtiyacı var ve belli sayıda adayla finallere gidiyoruz. En geç finalde, belki yarın sabah tekrarladığım gibi, belki de hemen şimdi ben gittikten sonra her şey olabilir. Ve yine kurayla olabilir. İşte orası var zaten. Aklım karıştı. Tolga'nın hiçbir şekilde kendini ifade edemediğini düşünüyorum. Çok silik bir arkadaşımız. Bunun için elinden geleni yaptım konuşturabilmek için ama yok. Barış ortalığı karıştırma potansiyeli çok yüksek bir arkadaşımız. Ve ben bu evde böyle insanları görmek istemiyorum. Çünkü yeterince var. Ama Gürkan, ben ne kadar onun üzerine gidersem gideyim, ne dersem diyeyim, oldukça cool ve kendinden emin cevaplar verdi. Buradaki bekar arkadaşlarımıza da uygun bir damat adayı olabileceğini, bu sorumluluğu alabileceğini düşündüğüm için Gürkan demek istiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Önce Gürkan 3 oy aldı. Sen
kendine fedakarlık etmek zorunda bile kalsan mecbursun ve... Bir seçim yapmak zorunda olduğum için yaptım sadece. Peki. Bu kanal numara çocuk yalnız ha. Çok efendim çocuk. Barış hariç herkes bizim için efendim. Ben daha Barış'ı geliyor. Görmeden Gürkan'a vermiştim ama. Tabi ya sen ne diyeceksin? Ben Barış demek istiyorum. Sen artık bekar bir aday sayılırsın. Kendinle ilgili mi bu durum? Nedenini söyler misin? Hayır, ben bekar sayılmam Seda Hanım. Bekar değilim. Öyle görmüyorum kendimi. Gamze'nin Barış'la tartışmasının altında bir hoşlantı olduğunu ben de düşünüyorum. Hoşlanma. Hoşlanma olduğunu ben de düşünüyorum. Ve Gamze'nin evde daha fazla... Ya ne mantıklı bir şey yapıyor abi? Bıraksanıza ya. Çünkü Gamze de aşk insanlardan hoşlanmış düşünüyor. Gamze'ye iyilik mi yapıyorsunuz, kötülük mü? Bana bir anlatın. Kesinlikle kötülük. Hayır. Ama sen istiyorsun adam gelsin, gününü göstereyim diyorsun. Tabii ki de onların dertleri hoşlandığını benim iyiliğim anladığım için iyilik yapmış oluyorum. Tabii tabii. İyilik eminim için. İyiliğimi düşünüyorsunuzdur. Az biraz da erkek televizyon oluyor. Evde birazcık da başka şeylerle ilgilen. Acaba Barış girmek istiyor mu bu sözleri duyduktan sonra? Ben de ilgileneceğim. Girerse de. Peki. Çok enteresan. Vallahi böyle ters psikoloji denilen şey bu olsa gerek efendim. Canlı canlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Devam edelim bakalım. Yeni gelin adayımız Sibel acaba, o da bekar malum. Kendi için, arkadaşları için önce nedeni sonra kimi istediğini söyler misin? Tabii Seda Hanım. Öncelikle hani kimseye beğenerek isim verdiğimi bizzat söyleyeyim. Kimseye beğenerek değil de daha samimi, daha sıcak olarak Gürkan. İstiyorum teşekkür ben. Ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Sen ters değil, düz psikoloji gittim diyorsun. Yani biraz Gamze incildiği için hani... Yoksa Barış da çok iyi bir insan, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bir karar vermem gerekiyorsa Gürkan. Oğlum Urfa'da mı büyüdü? Ha, Gürkan dedi. Vallahi Gürkan dedi. Mehtap benzeyecek, Mehtap da Barış diyecek. Ya bu, ama bak, Mehtap, bu Mehtap sürekli ortalığı karıştırıyor evet. Abi. Mehtap bozdu beyler. Şimdi çok ilginç bir durum var efendim. Gürkan 4 oy aldı, Barış 3 oy aldı. Top Mehtap'ta. İkinci tura kalacak mıyız oylamaya bilmiyorum ama bu sefer nedensiz ve hızlı olacak. Tıpkı geçen haftaki eleme turu gibi. Son olarak... Mehtap'a sormak istiyorum. Mehtap sen de aklında bulundur. Bugün buraya alacağımız kişi belki de çok sevdiğim bir adayın eve veda etmesine neden olacak. Kesinlikle bu şu an bu oylamayla alakalı en acı yanı gerçekten diğer evden birinin gidebilecek olması. Yine o alarmı duyabilirsiniz ben çıktıktan evet, sonra. Yine ben toplarla kurayla gelebilirim. Yani şu gelmeyebilirim an... direkt isim çok yazabilir. Sizler oylayabilirsiniz. Kurayı size çektirebilirim. Yani bir insanın kaderi yine her hafta olduğu gibi bugün değişecek. Yani ben burada ne kadar isim versem de vermesem de böyle bir ihtimalimiz var. Acı bir gerçek bu. Evet. Hani diğer evden birinin gidebilecek olması, özellikle benim için Berker'in gidebilecek olması ihtimalinin çok yüksek. Korkut, ama mecburuz. Beni korkutan bir ihtimal bu. Onun dışında bir karar vermem gerekiyorsa diğer arkadaşlara denk gelmedim. Yani bir karşılıklı sohbetimiz hiç olmadı. Ön yargılı da davranmak istemiyorum ilk baş kendi psikolojime göre. O yüzden kim şişko Barış çıktı. Barış'ın çıkmasıyla efendim. Şimdi bakın 4'e 4. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Bir gelin adayının da kaderi söz konusu çünkü damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Bunun evlilikte sonuçlanması da mümkün, amacımız o zaten. Çok önemli bir şey bu. Beyler ne yapalım biz biliyor musunuz? Gelin dışarı çıkalım. Kararını versin. Aynen öyle. Kesinlikle. Bir daha da bizi yormayın. Bu işi de tesadüflere bırakmayalım. Yoksa eler öyle geliriz. Elenecek kişi bu arada hani belli. Eler öyle durum... geliriz. O kadar söyleyeyim. Yok, buyurun değil. Efendim. Şuradan çıkalım hep birlikte. Beyler siz eler hanımlar kalın. Kararınızı verin ben gelene kadar. Eler öyle geliriz diyor ya. Abi ille biri gitmek zorunda. Ya şimdi ikisini birden alırlarsa... Çocuğum Tolga da çok beyefendi. İkisinin birden demek. Evet. İkisinin, iki kişinin daha gideceği şuna demek. İhtimallerini de doğuruyor. Çok şey anladın mı? Tek kişiye tek kişi, ben çift kişiye çift kişi gibi. Anlatabiliyor muyum? Bence Tolga çok beyefendi. Yani yapamam. Hazlat ya diye bu diyemem. Hiç tanımıyorum. Ben denk gelmedim diğerlerine. Birinin hakkını yerken başkasının da hakkına giremem yani. Biz de 10 dakika konuştuk ve... Kim... Ya ikisini de alırlarsa iki oy eşit çıktı diye... Niye tekrar burada tekrar ettirmediler? Biz eleme gecelerinde böyle yapmıyor muyuz? Anda çıkıp tekrar oy vermiyor muyuz? Ya ikisini de alırlarsa eşit oy diye? İki kişi elemek zorunda kalınırsa erkekler evinden?
Ay. İkisini birden yazıklar olsun ya. Harbi yazıklar olsun. Orada 15 dakikalık sen eğlenilecek, dalga geçilecek kızsın diyen adama 4 tane oy çıktı ya. Kendisi de dahil buna. Kendisi yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Acı olan o yani. Kendisi dahil. Kendi vermesi şu an Gürkan eve girmişti. Hakikaten öyle. Bu ikinci şey. Öyle bir şey var mı ya? Gamze'yi savunacağım hiç kendisi aklımın başına gelmezdi. Deminden beri Gamze'yi savunuyoruz burada. Gitti oy verdi herife ya. Bugünkü oylamada yine her zamanki gibi mehtaplığını yaptı. En sondaydı. Orada aslında gözle görülen bir şey varken tuttu. Sırf ortalık karışsın diye, insanların kafası karışsın diye gene gitti Barış dedi. Bunu bu arkasına sığındı. Yani buradan yapıma sesleniyorum. Allah rızası için Mehtap'ı artık ortaya mı koyuyorsunuz, başa mı koyuyorsunuz, nereye koyuyorsunuz koyun. Sona koymayın. Çünkü her şey gene allak bullak ediyor. Gene oylamaları mahvediyor. Bundan dolayı tek ricamızdır. Hatta ben bunu erkekler evi olarak adına söyleyebilirim ki beni onaylayacaklardır. Lütfen Mehtap'ı ortaya bir yere karıştırın ya. Biz de onu savunuyoruz burada. Bırak abi, hak etti, boşver. Ki abi buraya kendisi gelip demedim ben artık kötü huylarımı bıraktım, sizle barış imzaladım diyen de Gamze'nin kendisiydi şey, anladın mı? Şimdi dönüyor bakıyor tekrar intikamdan bahsediyor bu kız ya. İntikam ben anlamadım ya. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ya. Tahmin ettim. Yani bak bu evde en çok Gamze'yi koruyan benim ama şu yaptığına anlam veremedim kardeşim. Ne yapmaya çalışıyorsun madem neyin intikamı? İntikam aldı evi mi derler buraya ya. Oynayacağım kardeşim. Seni dedi resmen. Bana ne abi oynarsa oynasın ya. Ya bu saatten sonra beni kendisi ama ne olursa olsun Barış'ın tipine uyuz oldum kardeşim. Aynen öyle. Kim bu seviyorsa, sonra kim seviyorsa sevsin. Kim kanka oluyorsa olsun. Ama ben o adamın tipine uyuz oldum. Aynen yani. Öyle kardeşim. Harbi uyuz oldum yani. Aynen öyle. İşte iki tane alırlarsa diye. İki tane de anında yaparlar. Anladın mı? Hani farklı. Normalde böyle ara da verilmez. Direkt oylama yapılır tamam, falan filan da ara verilince. Tamam düzgün güzel sağlıklı bir karar verelim çünkü diye. Çünkü önemli bir şey. Oyunu değiştirecek sadece Gamze mi var? O zaman Gürkan mı? Gürkan mıdır? O zaman kaç oluyor? 4'e 4. Ben Barış diyorum. Rabia sen de Barış demiştin değil mi? Barış. Sen de mi Barış demiştin? Ben zaten OMO çektim Barış çıktı. Başka kimseye gidememe tamam. Gerek yok. Ya benim için de Gürkan girmiş ha Barış'a Tolga önemli değil şu an. Ama güzel hani bir ya ne bileyim. Benim bir iki üç Barış yani. Şey geri kalan Gürkan. O zaman Gürkan geri giriyor. Ben seni Gürkan'la yapıştırdım. Benim başka OMO çektiğim de öbür taraf. Beni kimseyle yapıştırmayın arkadaşlar. Sebep? İstemiyorum, rahatsız oluyor. Birinizin gerçekten beğendiği, aday olurum dediğiniz biri varsa aramızda toplanalım, o kişi mutluluğu dedi. İçin oy verelim. Evet. Ama kimse vallahi keşke dedim, kimse sen burada olsaydın. Bunu demin de Aycan söyleyince Aycan kötü kız oluyordu. Bunu şimdi sen mi söylüyorsun? Evet, ben demin söyledim. Hayır, demin söyledikleri Aycan farklı bir şey söyledi. Damatlar evindeki bekarları sayarken yanlışlıkla. Hayır, ondan öncesinde söyledim. Şey, buradaki gelin adaylarının beğendiği hayır, bir aday varsa bak, ortak noktada bugün Beyliğin evde onu da söyledim. Onu da söyledim. Dedim ki hani kızlar varsa hani biz de dedim ona karşı kullanalım. Tamam buradaki bekar adaylarda sen çıkarım. De varsın taksana. Mehtap. Sen de bekarsın. İlk önce senden başlayalım. Hangisinin girmesini istersin? Sen de bekarsın ya. Abi benim kimse şu anki ya. Tek dileğim Berker'in o evden gitmemesi. Ya biz bir de Onur'la çok kötüyüz ya. Boğazlarım çok acıyor. Ben aklımın ucundan geçirmiyorum daha ben yani senin bu evden gittiğini. Geçirmiyorum abi. Yani hani ya giderse birlikte gideriz. Bak, yes. Bu tablo karşısında şu an gitsen koyar mı sana? Bana mı? Ha. Koymaz abi. Bana da koymaz abi. Vallahi koymaz. Bana da koymaz. Bana koymaz abi. Bana o gülüşmeyi gördüm ya abi ben. Bir de zaten onun öncesindeki de sorunlar da bindi şu an üstüne tamam mı? Of öyle bir psikolojim var ki şu an. Gitsem koymaz abi. Ben neye üzülüyorum biliyor musun kardeşim? Benim en çok üzüldüğüm nokta şu. Ya burada her türlü duyguyu yaşıyoruz ya. Orada o kadar rahatlar ki. Bizim burada ne yaşıyoruz? Biz burada ne düşünüyoruz? Biz burada ne çekiyoruz? Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Bizi burada alt üst edecekler. Biz burada birbirimize gireceğiz. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Biz burada bu psikolojiye devam edeceğiz. Nasıl olacak abi? Rabia benim huyumu suyumu çok iyi biliyor. Benim böyle bir adamı sevmeyeceğimi de çok iyi biliyor. Adam içeri girsin istiyor. Ben bir şey görüyorum ve ısrarla söylemek istiyorum yani. Abi kızlar özel ilişkisi olup da araları bozuk olan arkadaşlarıma söyleyeceğim. Abi siz burada dertlisiniz, dertle kınıyorsunuz, huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Gelinler diğer tarafta inanın umurunda diye gülüp eğleniyorlar. Öyle zaten. Abi siz burada hiçbir konuya katılmıyorsunuz, eğlenemiyoruz, gülemiyoruz biz sizinle. Anladın mı? Şimdi bunun serzenişini yapıyoruz zaten kardeşim. İşte bunu söylüyoruz abi, zaten şu senin an. Senin bu kadar önemsediğin ve düşündüğün kadar buradan biz de izliyoruz. Şimdi aynı evin içindeyiz gözünü seveyim. Yaptığın her şeyi görüyorum. Ya orada suratı düşmüyor ya. Ben de çıldırıyorum abi.
O orada eğleniyor, komikliklere katılıyor, esprilere katılıyor. Sen burada iki gündür, ne iki gündür ya? İki haftadır kafayı yiyorsun ya. İkinci erkekler oylamasını bize mi yaptıracaklar, kendileri mi bir isim verecekler acaba? Geçen sefer onlar bize yapmadı mı? Bize yaptırırlarsa... Peki bir şey söyleyeceğim, neden böyle bir şey oldu? Ha ya, durup dururken niye böyle bir şey oldu, biri patladı mı? Evet hanımlar, yine biz geldik. Direkt yerinizi alalım sizi. Evet. Beylerle de biz yerimize geçelim. En sağlıklı kararı vermek için vakit tanıdık. Neden? Çünkü karşı taraftan gitme ihtimali olan damat adayı iki kişinin mutluluğuna mal olabilir. Buraya gelecek yeni damat adayı yeni bir aşka, yeni bir gelin adayının ve kendinin mutluluğuna, bir evliliğe, bir kader değişikliğine yol açabilir. O yüzden en doğru kararı istiyoruz sizden. Artık hazırsanız üç adayımız için tekrar geçerli olacak. Oylamanın sonuçlarını bekliyorum bu kez. Hazır mıyız? Mesela Mehtap geçen sefer kura yoluyla belirledi ama bu bir kader. Eder tutar bir yanı olması lazım. Dikkatli olun, kararınızı verin. Evet Azalcığım. Kararım hala aynı benim. Gürkan. Teşekkür ederim. Gürkan diyor. Azal ve devam ediyoruz. Ayca. Yine sebeplerim aynı Barış. Barış diyor. Aycan, Gamze. Aycan'ı ve Rabia'yı sevindirmeyeceğim. Benim kararım hani etkili olacak galiba bu oylamada Gürkan diyorum. Çünkü Gürkan mutlu olmayı hak ediyor bence. Teşekkür ederim. Vay be, enteresan. Sıralamada değişince Aycan ters köşe oldu ama. Evet, düşününce böyle bir karar çıktı evet. Demek. Devam edelim. Esra, senin kararın belli mi? Evet, ben de değiştirmiyorum. Gürkan demek istiyor. Teşekkür ederim. Baştan da Gürkan demişti. Devam edelim Didem'le. Didem uzun uzun ve gayet net, kendine göre son derece mantıklı açıkladı. Fikrimi değiştirmiyorum. Ve? Gürkan diyor. Gürkan diyor. Tekrar teşekkürler. Evet efendim, Gürkan'ın 4 Barış'ın 1 oyu var. Şimdi Rabia'da bile belli olabilir durum. Ama herkesin fikrini soracağım sonuna kadar. Rabia, kimin adını vereceksin? Değiştirmiyorum, Barış. Rabia Barış dedi efendim. 4'e 2 oldu. 2 gelin adayı daha var. Soralım Sibel'e. Fikrim sabit, Gürkan. Teşekkür ederim. Böylece aslında belli oldu. Eve girecek yeni damat adayımız Gürkan. Tebrik ediyorum Gürkan. Hoş geldin evimize. Çok teşekkür ederim. Ama ben merak ediyorum, Mehtap değiştirdi mi kararı? Hayır, ben deminki yaptığım oylamaya güvenerek hala Barış. Yani bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama. Peki. Ondan da evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tolga Hanım'la dışarıda konuşma fırsatı buldum. Kendini çok ifade edemediğini söyledi. Tolga Hanım bu eve bir kere misafir olarak gelen, sonradan aday olarak gelebiliyor. Sen artık bizimle tanıştın. Her zaman kapımız açık. Bazı insanlar sonradan kendini hani ifade edebilir. Bu son derece doğal. Barış aynı şekilde öyle. Her zaman kapımız tabii açık. Biliyorsun bizim eve daha önce de izliyorsanız tabii, tabii. Böyle şeyler oluyor. Giriyor, çıkıyor, bir diğerinin yani. Yerine geliyor. Ve bakalım efendim, damat adayları evinden gidecek olan aday bugün mü? Yarın sabah mı? Yoksa finali mi bekleyeceğiz? Bir sürpriz de mi olacak? Oylamayla mı, kurayla mı? İşte bütün bunlar hanımları, özellikle ilişkisi olan, özellikle karşı evde ilgilendiği insanlar olan hanımları ve beyleri nasıl etkileyecek? Umuyoruz Gürkan'ın da gelişi yeni bir aşka, yuvaya sebep olur evimizde. Gürkan'cığım seni bu evde bırakıyoruz. Buraya biraz alış. Kızlarla biraz daha tanış. Sonra damatlar evine geç. Tamamdır. Biz Barış ve Tolga Hanım'la çıkalım. Tamam. Buyurun. Hayırlı olsun. Çok kardeşim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Emre ol tekrar. Kusura bakma. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu arada yaptığınız oylama için gerçekten içtenlikle söylediğiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım mutlu olursun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama inşallah mutsuzluğumuza sebep olmazsın Gürkan. Yok öyle bir şey olmaz. İnşallah. Evet, üç kişinin arasından seçilen Gürkan
yeni damat adayımız, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Zaten çok efendi, düzgün bir çocuk. Ama bizim aklımızdaki onun efendiliği, düzgünlüğü nasıl iyi olduğu değil. Bizim aklımızdaki soru, erkekler evinden kim gidecek? İlişkisi olanlardan biri mi, olmayanlardan biri mi? Sevdiğimiz biri mi, sevmediğimiz biri mi? Yani kafamız çok karışık. O yüzden Gürkan'ın gelişine çok sevinemedik açıkçası. Sen yeter ki sakız.